eklem içi injeksiyonlar özellikle diz ekleminde, yani dize iğne yapılmasının bir faydası, bir zararı var mı? Ne tür iğne yapıyoruz? Bunları açıklamaya çalışacağım. Öncelikle diz içi iğne çoğunlukla bizim ortopedik cerrahların eklem hastalıklarının tedavisinde kullandığı bir yöntemdir. Kıkırdak bozukluğu olan hastalarda en sık yaptığımız injeksiyon hyaluronik asit dediğimiz, halk arasında da horoz ibiğinden yapılan iğne olarak bilinen kayganlaştırıcı bir iğnedir. Özelliği eklemi bir kapının yağlaması gibi düşünebilirsiniz. Sadece bu kadar basit değil aslında. Sadece kapının yağlaması da değil, kıkırdağı besleyen bir takım dışarıdan bir katkı maddesi veriyoruz. Ve hiçbir şekilde bu maddenin hiçbir şekilde bir zararı yok. Peki bu sadece geciktiriyor mu? Bir tedavi edici etkisi var mı? Çok bozulmuş eklem kıkırdağında çok fazla bir tedavi edici etkisi yok. Nerede kullanıyoruz? Ameliyat olmak istemeyen hastaların çok sıklıkla tercih ettiği bir tedavi yöntemidir. Özellikle yaşlı hastalarda asıl ameliyatı, total diz protezi ameliyatını geciktirme tedavisi olarak kullanmakla beraber kıkırdak bozukluğu olup genç hastalarda daha çok tedavi edici yönünü kullanmaktayız. Şöyle ki 30'lu 35'li yaşlarda başlayan kıkırdak bozukluğunu eğer biz iyi yönetirsek, bundan kastım hastaya kilo verdirebilirsek, egzersiz ile diz çevresi kasları güçlendirebilirsek, bu iğne ile birlikte ağrıları azalıyor ve egzersize başlıyorlar ve hızlıca bu ağrıdan kurtuluyorlar ve dizleri sağlıklı olarak, dizleri ağrısız bir duruma geliyor. Eğer hasta da egzersizi bırakmayıp kilo almaz ise güzel bir tedaviyi elde etmiş oluyoruz.